Kaddafi Batı'nın başa çıkamadığı bir lider. Şimdiye kadar bombalandı, kurşunlandı, suikastler düzenlendi ancak hepsinden kurtuldu. Libya'da Türkiye için son derece önemli. Bu ülke Türk müteahhitlerinin dışa açılmak için ilk adımlarını atmalarını sağlayan bir ülke. Kaddafi tam bir yıldır susuyordu, hiçbir televizyona konuşmamıştı. Biz de tam 3 yıldır Libya liderinin peşindeydik. Nihayet sonunda Kaddafi'yi en can alıcı yerinden de yakaladık. Futbol maçından. Libya'dan iyi akşamlar. Burada ne mi yapıyorum? Görmüyor musunuz canım, futbol oynuyorum. Şimdi ne var bunda? Futbol dünyada çok popüler ve herkesin oynadığı bir spor dalı diyebilirsiniz. Ancak futbolu kiminle oynadığınız çok önemli. Çünkü o zaman işin rengi çok farklı oluyor. Hele karşınızda Muammer Kaddafi varsa o zaman oynadığınız futbol daha da ilginç hale geliyor. İşte bütün Batı dünyasına tek başına kafa tutan, her söylediğiyle olay yaratan, hatta bazıları tarafından çılgın olarak nitelenen ünlü Muammer Kaddafi. Beyaz eşofmanlarını giyip futbol sahasına inince kendisini tanımak oldukça zorlaşıyor. Sanki Batı'nın ve özellikle de Amerika'nın başını ağrıtan politikacı gitmiş, yerine Muniz kendi halinde bir adam gelmiş. Aslında Kaddafi'nin hikayesi bundan 23 yıl öncesine dayanıyor. Muammer Kaddafi adı ilk kez 1960'ların sonlarında duyuldu. Bir grup genç subay 1 Eylül 1969'da kansız bir darbe gerçekleştirerek yönetime el koydular. Avrupa yanlısı 79 yaşındaki Libya kralı Sunusi o sırada Türkiye'de tatildeydi. Darbeyi halka duyurmak görevi 27 yaşındaki genç bir üsteğmene verildi. O gün radyoda bildiri okuyan bu gencin ileride ülkenin tek lideri olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Ancak Kaddafi elini çabuk tuttu. Darbeden bir yıl sonra albay rütbesi alıp başbakanlığa getirildiğinde 28 yaşındaydı. Libya'daki askeri üsleri tasfiye etti. Petrol kuyularını yabancıların elinden aldı. Bu sayede yeni rafineriler, fabrikalar, okullar, hastaneler ve yollar yapıldı. Kaddafi'nin popülerliği ve halktan aldığı destek hızla arttı. Tabii bunda petrolden gelen dolarların büyük yardımı oldu. Libya çok geçmeden ürettiği kaliteli petrol sayesinde giderek zenginleşti. Ekonomik alanda bunlar olurken siyasi alanda Batı Avrupa'yla ve özellikle de Amerika'yla yollar iyice ayrıldı. Üstüne üstlük Libya, Doğu Blok ülkelerinden silah almaya başlayınca ipler koptu. Bunun sonucunda Muammer Kaddafi Batı'yla iki önemli kriz yaşadı. Bunların ilki 1986'da oldu. Berlin'de Amerikan askerlerinin gittiği bir diskotekteki patlamadan Libya'yı sorumlu tutan Reagan yönetimi Kaddafi için ölüm emri verdi. 15 Nisan'da sabaha karşı Libya hava sahasına giren Amerikan savaş uçakları Trablus'a ve Bingazi'ye saldırdılar. Asıl hedef Kaddafi'nin Trablus'taki çadırı ve eviydi. Libya lideri bu saldırıdan şans eseri kurtuldu. Bugün saldırıya uğrayan ev bombalanmış haliyle muhafaza ediliyor. Üstüne üstlük bu olaydan sonra düşürülen Amerikan uçaklarının parçaları ve pilotların başlıkları da buraya getirilmiş. Hatta çeşitli yerlerde ele geçirilen Amerikan füzeleri ve bombaları da burada sergileniyor. Her şey daha sonraki nesillere ders olsun diye ilk günkü haliyle bırakılmış. Burası giderek bir savaş müzesi haline gelmiş. Evin duvarları olaydan sonra çekilen fotoğraflar ve ziyaretçilerin yazdığı mesajlarla dolu. Üst katta ise manzara daha feci. Amerikan saldırısında hayatını kaybeden Kaddafi'nin evlatlık kızının yatağı aynen muhafaza edilmiş. İkinci kriz bu saldırıdan 5 sene sonra yaşandı. 1988'de Londra'dan New York'a uçarken havada patlayan dev bir Panam uçağı İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düşmüş ve 270 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra İngilizler ve Amerikalılar tarihin en geniş soruşturmasını başlattılar. 3 yıl sonra kuşkular iki Libyalı üzerinde yoğunlaştı. Amerika ve İngiltere suçlu oldukları düşünülen bu iki kişiyi yargılamak üzere Libya'dan istediler. Ancak Kaddafi bu iki Libyalıyı vermeyi reddetti. Bunun üzerine Amerika'nın baskısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya havadan bütün uçuşları durdurdu ve ülkeye silah ambargosu uygulanmaya başladı. İşte biz de Libya lideriyle ambargo altındaki Trablus'ta daha önce Amerikalıların bombaladığı çadırında konuştuk. Tabii ilk olarak iki Libyalıyı Amerika'ya neden vermediğini sorduk. Yani evvelen meclis el-emin lem yukarrar hâzâ. Başta suçlu olarak gösterilen iki Libya vatandaşıydı. Sonra bir de baktık ki olay saptırıldı. Direkt olarak Libya hedef alınmaya başlandı. Aslında Libya'yı zorlayacak bir durum yok. Ayrıca Libya kanunları da buna imkan vermiyor. Kaldı ki Amerika ya da İngiltere ile aramızda
suçluların mübadelesi konusunda herhangi bir anlaşma da yok. Durum böyle olunca, yani egemenlik hakkımıza göre kendi vatandaşlarımızı öncelikle biz yargılar ya da tahkikat yaparız. 1986'da çocuklarımızı öldüren Amerikalı pilotları da biz Amerikalılardan istemiştik. Ama bunlar hiçbir zaman bize teslim edilmediler. Peki bu işin sonu nereye varacak? Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ambargonun devam edeceğine yönelik bir karar alırsa ne yapacaksınız? Sonuna kadar dayanacak mısınız? Yaptırımları kaldırmasınlar veya istedikleri kadar zorlaştırsınlar. Bizim tavrımız açıktır. Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya karşı aldığı karar da haksız ve batıldır. Çünkü bu kararın alınmasında davacı ülkeler, yani Amerika ve İngiltere de oy kullanmıştır. Yani onlar hem davacı hem hakim oldular. Bu haksızlıktır. Peki Bill Clinton yönetiminden umutlu musunuz? Yani ileride Amerika ile ilişkilerinizde yeni bir döneme girebilir misiniz? Bill Clinton'ın seçimleri kazanması bize göre bir çeşit devrimdir. Clinton, eski yönetimler tarafından karanlığa itilmiş Amerika'yı aydınlatabilir. Ancak eskiler, özellikle Reagan, ona kasten bazı sorunlar bırakmıştır. Mesela Irak'taki son durum, Somali'deki durum, az da olsa Yugoslavya'daki durum. Hatta İsrail bile bazı problemler yaratarak Clinton'ı eski idarelere benzetmek istemektedir. Biz Clinton'ın iktidara gelişini karanlıkta parlayan bir yıldız olarak görmekteyiz. Amerika'da köklü değişiklikler yapmasını beklemekteyiz. İleride Amerika ile ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir mi? Biz baştan beri demokratların prensiplerini benimsemiş durumdayız. Onların desteklediği Amerika'daki zenciler, Hint asıllılar ve fakirlerle iyi ilişkiler içerisindeydik. Hatta bazı projelerde onlarla çalıştık. Mesela zencilerin burada bir konferansları oldu. Biz o yüzden demokratlarla kendimizi beraber çalışıyor görmekteyiz. Tabii onlar bize nasıl bakıyor bunu bilemeyiz. Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğünde ve nüfusu sadece 4 milyon olan bir ülke düşünün. İstanbul nüfusunun neredeyse sadece yarısı yaşıyor bu büyük ülkede. Bunun en önemli nedeni de Akdeniz kıyısındaki dar kıyı şeridi dışında ülkenin hemen hemen tamamının çöllerden oluşuyor olması. Tabii durum böyle olunca da gördüğünüz gibi günlük hayatı, gelenekleri, görenekleri ve kültürü etkileyen en önemli unsur da çöl olmuş. Buradaki doğa şartları o kadar ağır ki çölün bazı bölümlerine herhangi bir araçla ya da deveyle ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda çölün ortasında büyük bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz makineler şu ana kadar dünyadaki en büyük sulama projelerinden birine ait. Libyalılar bugünlerde çölün ortasına bir baştan bir başa dev bir hendek açıyorlar. Bunun amacı Libya'nın güneyinde çölün altında bulunan yeraltı sularından yararlanmak. 1960'larda çölde petrol arayan Amerikalı ve Avrupalı jeologlar yer altında yaklaşık 40 bin yıl öncesinden kalma dev bir su kaynağı bulmuşlar. İşte şimdi de oradaki su nüfusun %80'inin yaşadığı kıyı şeridine getiriliyor. Böylece kıyıda daha çok tarım yapılabilecek. Bu iş için özel olarak yapılmış kamyonlar çölde yüzlerce kilometre yol kat edip dev boruları buraya getiriyorlar. Çapı 4 metre olan bu dev borular daha sonra büyük vinçlerle açılan hendeğin içine yerleştiriliyor. Bütün bu işlemler sırasında işçiler çöl şartlarından korunmak için her türlü önlemi alıyorlar. Projeyi Amerikan destekli bir Güney Kore firması yürütüyor. İş bittiğinde yer altına toplam 500 bin boru yerleştirilmiş olacak. Kısacası sonunda çölün altından 2000 kilometre uzunluğunda bir nehir geçecek. Kaddafi'nin amacı bu sayede Libya'yı ileride bayrağı gibi yeşil yapmak. O yüzden Libyalılar bu yapay nehir projesine dünyanın 8. harikası diyorlar. Yaklaşık 30 milyar dolarlık, yani 300 trilyon liralık bir yatırım. Neresinden bakılırsa bakılsın etkileyici bir proje. Ancak ileride bu projenin varoluş nedeni ortadan kalkacak. Çünkü uzmanlara göre 50 yıl sonra yer altındaki su kaynağı kuruyacak ve şimdi bol su kullanmaya alışmış Libyalılar o zaman susuz kalacaklar. İşte o yüzden yeni su kaynakları bulmak gerekiyor. Muammer Kaddafi buradaki tekniği çok daha büyük bir başka projede kullanmak istiyor. Bu konuda Kaddafi'nin Türkiye'ye önemli bir teklifi var.
Biliyorsunuz, Türkiye'nin Akdeniz'e dökülmekte olan bazı nehirleri var. Bunların suları boşa gidiyor. Biz bunları denizin altından dev borularla taşıyıp Libya'ya getirebiliriz. Karşılığında da bizde bol miktarda olan doğal gazdan ya da petrolden verebiliriz. Bütün bunlar için de yapay nehir projesinde uyguladığımız boru döşeme tekniğini kullanabiliriz. Türkiye'nin İslam dünyasındaki yerini ve oynadığı rolü nasıl görüyorsunuz? Bizce artık Türkiye'nin Batı ile olan evliliği sona erdi. O yüzden Türkiye bölgedeki dul bir kadın gibi çevresindeki ülkelerle bir arayış içerisine girecek. Peki bu dul kadın şimdi kiminle evlenecek sizce? Her dul kadın gibi başının çaresine bakacak herhalde. Gelecekte Türkiye'nin dünya sistemindeki ve özellikle Orta Doğu'daki yerini nasıl görüyorsunuz peki? Bence Türkiye şimdi bir ana yol ayrımındadır. Yani yeni bir sisteme doğru yürümektedir. Fakat sistemin ne olacağını şimdiden bilmek kolay değil. Bence Türkiye'nin geleceğinde Kürtlerle Türkler arasında bir çekişme olabilir. O bakımdan bölgede Kürtlerin milliyetçiliğini, Kürtlerin toprağını ve varlığını kabul etmek durumunda kalabilir. Zaten bence doğal olanı da bu. Ancak böylelikle bölgedeki Türk, Kürt, Fars ve Arap milliyetçilikleri birbirleriyle barışır ve bunlar birlikte yaşamlarını sürdürebilirler.